Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınından hazırladı. TYT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Taban yarıçapı R ve yüksekliği H olan bir dik dairesel silindirin hacmi pi R kare H yani taban alanı çarpı yükseklikte bulunur. Taban yarıçapı 4 birim ve yüksekliği 12 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki bir sürahi var elimizde. Şöyle taban yarıçapı 4. Ve yüksekliği 12 santimetre olan bir şey var elimde. Yüksekliğini 12 diye göstereyim arkadaşlar burada. Ve taban yapı da 4 diye gösterelim. Evet bunun içi tamamen ne ile doluymuş arkadaşlar? Bir ayranla dolu gösteriyoruz arkadaşlar. Şekil çizelim de. Düzgünce soruyu anlamaya çalışalım arkadaşlar. Tamam çizdik. Sonra diyor ki ayranın bir kısmı taban yarıçapı 2 birim olan Taban yarı 2 birim olan dik daire esas biçimdeki içi boş 4 özdeş bardağı boşaltıldığında evet 4 tane özdeş bardağı boşaltacağım arkadaşlar. 1 4'ünü birden çizeyim mi? Hadi çizeyim. Sizi kırmayayım arkadaşlar. 1 CTRL C CTRL V. Benim çizmem kolay tabi de sizin çizmeniz biraz şey olur. 2 3 4 tanesine böyle boşalttım arkadaşlar. Sonra son durumda sürahide kalan ayranın yüksekliği ile bardaktaki ayranın yüksekliği aynı oluyormuş. Evet bardağın yüksekliği haş dersem en son boşaltım yaptığım zaman ne kadar kaldı elimde bu kadar kaldı bu kadar kaldığında burası da bardağın yüksekliği kadar oluyormuş. E arkadaşlar boşalttığım kısım neresi oluyor? Şurası olmuyor mu? E burası oluyor. Buradaki kısımda yükseklik 12 ise 12 eksi haş değil mi? Ben 12 eksi haşlık kısımla yani yarıçapı 4 olan 12 eksi haşlık kısımla 4 tane özdeş bardağı ne yapıyorum arkadaşlar? Dolduruyorum. Yarıçapı 2 olan ve yüksekliği h olan bardakları dolduruyorum. O zaman şunun hacmiyle bunu bunlara boşalttım ya. 4 tanesinin hacmi eşit olacak. O zaman pi r kare çarpı 12 eksi h. Boşaltılan kısım çünkü burası. 4 tane ne eşit olacak arkadaşlar? pi r kare çarpı 4 tane olduğu için pi 4 çarpı pi r kare çarpı h'a eşit diyeceğiz. H'lar gitti mi? Gitti. E, 4'lerden bir tanesi gitti. Hocam buradaki 4 buradaki 4 gitti. P'ler de gitmişti zaten. Tamam. 12 eksi h eşittir. Şu 4 demişim buna ama bu h, h arkadaşlar. 4 ile buradaki sadeleştirmeyi unutmuşum. Şunu çarpmışım. Neyse h burada kaldı. E buradan 12 eşittir. 2 h ise h buradan kaç kaldı arkadaşlar? 6. Buna göre bir bardaktaki ayranın yüksekliği kaçtır diye soruluyor. Yani bizden h isteniyor. Cevabımız böylelikle c han çıktı arkadaşlar. Hacmi 80 pi ve yüksekliği 5 santimetre olan dik silindir. Arkadaşlar dik silindir şöyle bir çizelim isterseniz. Yüksekliği kaç verilmiş? 5 verilmiş. Hacmi de 80 pi verilmiş. Bunun yarıçapına çapına R dersek o zaman ne olacak arkadaşlar? Bunun yarıçapı R ise pi R kare çarpı H eşittir 80 piymiş. Piler ne oldu? R kare buradan 16'ya eşit oldu. R'yi de buradan kaç bulduk o zaman? 4 bulduk. Evet R'si 4 oldu arkadaşlar. Dik silindirin yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar yanal yüzey alanı nedir diye soruluyor. Bazılarınız biliyordur ama ben bunun açılışından gidiyordum arkadaşlar. Açılışı neydi bunun? Böyle silindir açtığınız zaman dikdörtgen oluyordu değil mi? Yani dikdörtgen bir de iki tane kapağı oluyordu. Yan yüzeyi neresi oluyordu arkadaşlar? İşte tam olarak burası oluyordu. Peki dik ee, dikdörtgen açtığımız zaman burası taban çevresi kadar olmuyor muydu arkadaşlar? Evet taban çevresi 2 pi Burası da h yani yüksekliğimiz bu. R'yi 4 bulduğumuza göre R yerine 4 yazdığımız zaman 4 kere 2 8 pi yapıyor. O zaman yanal alan ne yapacak? Burası arkadaşlar. 5 çarpı 8 pi'den cevabımız kaç yapar? 40 pi yapar. Yani cevap böylelikle edremit oldu. Taban yarıçapı 6 ve yüksekliği 10 santimetre olan dik silindir. Yan yüz açılımı. Arkadaşlar yan yüz açılımı şu. Tam açılımı bu. Yan yüz açılımı da burası oluyor. E, ee, şöyle göstereyim arkadaşlar bu sefer. Şöyle silindiri açtığımız zaman ne olacak? Bakın silindir bu açık vaziyeti konu anlatımında anlatıyoruz ama açık vaziyeti bakın şu açtığımız an hop yan yüzeyi ne yapıyor arkadaşlar bir dikdörtgen yaptığını biliyoruz e, dikdörtgen bu şekilde e, yalnız açmadan önce daire şeklindeki şu kısım arkadaşlar şöyle gösterecek olursak pardon çok pardon şöyle gösterecek olursak şurası bir dairenin çevresi kadar açtığımız zaman burası da dairenin çevresi kadar olduğunu zaten konu anlatımlarında hatta anlattık yani burası 2 pi kadar olacak. Burası da h olacak. Peki 2 pi dediğimiz r 6 olduğuna göre 6 kere 2 12 pi yaptı burası. H da 10 olduğuna göre 12 pi'ye 10'u arayacağız arkadaşlar. Ee, Pi'yi de 3 alınız demiş. Pi yerine de 3 yazdığımız zaman o zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 18-36. Yani burası 36 yapıyor arkadaşım. Burası da 10 yapıyor. 36'ya 10 hangi şıkta var? Balıkesir şıkkında var. Yani cevap böylelikle balıkesir oldu. Bir pastacı aldığı sipariş için şekildeki gibi 6 katlı bir pasta tasarlıyor. 3 kat gözüküyor burada ama dur bakalım. Pastacı bu pastanın yüksekliğinin her 2 katta 8 birim. Ha, her 2 katta 8 birim. Arkadaşlar her 2 kat böyle yapıştırılmış. Görüyorsunuz. 2, 4, 6 birim oluyor. Hatta şöyle çizeyim. Evet. 6 tane şey oldu. Her katta 8'er. Her 2 katta 8 birim olmasına. Her 2 katta 8 birim olmasına. O zaman arkadaşlar şu iki katta 8, 8, 8. O zaman burası 4 birim, 4 birim, 4 birim, 4 birim, 4 birim, 4 birim, 4 birim olacak mı? Burası olacak. Sonra olmasına ve taban yarıçapında her iki katta 1, 1 bölü 3 oranında azalmasına karar veriyor. Evet taban yarıçapı kaçtı bunun taban yarıçapı 18 olarak verilmiş. Pastanın en alttaki taban yarıçapı 18 ise arkadaşlar şurası 18 ise şuradaki yarıçap 18 ise her iki katta bir de ne oluyor? 1 bölü 3 oranında azalmasını istiyor. 18'i 18'in 1 bölü 3'ü kadar azaltırsam. Hocam 6 burası 12 mi yapıyor? Evet. Şuradaki yarı çap bakın şuradaki yarı çap kaç yapacakmış arkadaşlar? 12 yapacak. E sonra her iki katta bir yine 12'den 12'nin 1 bölü 3'ü kadar azaltacağım. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 8 mi yapıyor? Evet 8 yapıyor. Bu 4 yapıyor. 12 eksi 4'ten 8 yaptı. Buranın yarıçapı da kaç yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. Peki her şey çıktı meydana. Ne yapacağız arkadaşlar? Pi e, yarı çapı 18 olanın yüksekliği 8. Pi 18'in karesi çarpı 8. Artı yarı çapı 12 olanın yüksekliği 8. Pi 12'nin karesi çarpı 8. Artı yarı çapı 8 olanın yüksekliği 8. Pi 8'in karesi çarpı kaç burası? 8. Şurası belli zaten. Yok. Pi 8 belli değil. Hiçbiri belli değil. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunları çarpacaksınız. E tabi ben burada çarpar mıyım? A -a, çarpmam. Ben burada biraz hile yapayım. Hesap makinesini kullanayım arkadaşlar. Evet hesap makinesini şöyle bir çağırayım. Çağırdım. Şimdi 18'in karesi çarpı 8. 18 çarpı 18 çarpı 8. Kaç yaptı arkadaşlar? 2592 yaptı. Evet 2592 yazdım buraya. Artı tabii Pi'si de var bunun. Pi'si var. Artı 144 ile 8'i çarpacağız. Hemen 144 ile 8'i çarpalım arkadaşlar. 144 çarpı 8 eşittir. 1152, 1152 Pi yaptı. Artı 8'in karesi çarpı 8 yani 64 ile 8 çarpacağız. Hemen çarpalım. 64 ile 8'i çarptığımızda 64 çarpı 8 de eşittir. Yanlış yaptık. 64 çarpı 8 de kaç yapıyor? 512 yaptı. 512 pi yaptı arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Hadi toplayalım bakalım. 512 artı 1152, 1152 artı 2592, 2592 toplayınca Kaç yaptı? 4256 çıktı arkadaşlar. Evet cevabımız 4256 oldu gençler. Cevap böylelikle denizli oldu. Biraz hile yaptık ama işlemleri siz yaparsınız arkadaşlar. Tamam. Evet cevabımız böylelikle denizli oldu gençler. Yukarıdaki şekilde verilen kesik silindirin hacmi nedir diye soruluyor. Öyle kesik silindir gördüğümüz zaman arkadaşlar tamamlayacağız. Tamamlayalım bakalım şurayı şöyle tamamladık. Hocam burası 11 iken burası da 11. E buraya kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. E ne yapacağız hocam? Ben bunu da hala bulamam. Tamamının hacminden şunu çıkartacağım. Burası nedir? Kesik silindir gördüğünüz anı. Ya da su e, sorularda böyle şey gördüğünüz zaman bunu da tam silindir yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hocam bak burası yarısı, yarısı bu dolu yarısı boş şeklinde oldu. E o zaman ben bunu bulurken ne yapacağım? Ya tamamından şurayı çıkartacağım. Yani şuradaki silindirin yarısını çıkartacağım. Ya da Hocam şurası artı üstteki silindirin yarısı diyeceğim. Çünkü yarısı dolu yarısı boş olduğuna göre. Evet. Şimdi BC'yi kaç vermiş? 4 vermiş. BC 4 ise bunlar 2 2 yarı çarpı 2. O zaman ben şöyle yapayım. Pi R kare çarpı 8. Alttaki artı üsttekinin yarısı. Artı pi yarı çarpı 2. R kare çarpı 3 bölü 2. Çünkü yarısı dolu arkadaşlar. Bunun hacmi isteniyor. Burası 32 pi yaptı. Artı burası da kaç yaptı arkadaşlar? 6 pi yaptı. Cevap da kaç yaptı o zaman? 38 pi yaptık gençler. Aynı şekildeki sorularla böyle su dökme sorularında da karşılaşırız. Aynı hamleyi yani silindir yapmayı böyle imal etmeyin arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Her bir ayrıta 6 cm olan düzgün üçgen prizmayı kapsayan hmm. üçgen prizma her bir ayrıtı 6 cm olan hop ctrl ve daha önceden hazırladım ben. Şöyle okus pokus yapınca her bir ayrıtı 6 birim. 6 birim, 6 birim, 6 birim. Burası da 6, burası da 6, burası da 6. Yani şurası da 6. Eşkenar üçgen tabanlı bir prizma yaptım mı arkadaşlar? Evet. Sonra diyor ki, e, prizmayı kapsayan en küçük hacimli silindir. Bunu kapsayan en küçük hacimli silindir nasıldır arkadaşlar? Hocam şöyledir. Şu üçgeni içine alan bir daire çizersin. Şu üçgeni içine alan bir daire çizersin. İşte silindirimiz şu şekilde oldu mu arkadaşlar? Oldu. Ee, hacimli silindir ile iç teğet olan en büyük hacimli silindir arasında kalan iç teğet çemberini çizeceksin. İç teğet çemberi de şu diyeyim arkadaşlar. İç teğet çemberi de bu diyeyim arkadaşlar. İşte buradaki silindirin arasında kalan bölgenin hacmi isteniyor. Büyük hacminden küçük hacmini çıkartacaksın. Yani burada önemli olan nedir arkadaşlar? Bir eşkenar üçgenin çevrel çemberiyle içte çemberi vardı mı arkadaşlar? Çevrel çemberi ve içte çemberi. Evet, çevrel çemberi bu, içte çemberi bu. Siz bunun hacmini bulurken ne yapacaksınız arkadaşlar? Aslında bu da ne yapıyor? Şöyle bir silindir yani halka. Tabanı halka. Tabanı ve tavanı aynı olan şekilde biz prizma diyorduk ya, Şekil ne olursa olsun. Tabanı ve tavanı aynı mı oldu? Evet. Yani sen burada iki daire arasındaki alanı bulacaksın. Taban alanı çarpı yükseklik diyeceksin. İstersen önce büyüğün yarıçapını çapını bul. Sonra küçüğün yarıçapını bul. Sonra büyükten küçüğü de çıkartabilirsin. Aynı şeyi yapacağız zaten. Büyükten küçüğü çıkartırken pi büyük r kare eksi pi küçük r kare diyeceğiz zaten. Ya da dediğim gibi taban alanı çarpı yükseklik. Fark etmez. Şimdi bir kenarı kaçtı bunun arkadaşlar? 6 birim miydi? Evet 6 birim. Şimdi çevrel çemberi ve işleyi çemberinden bahsedeceğiz. Bu karşımıza çok çıkan bir ifade. Her zaman üçgenlerde de çıkar. Ee, bir eşkenar üçgenin çevre çemberinin merkezi ve işte çemberin merkezi nedir? Aynı noktadır. Yani şuradaki yüksekliğin üzerinde olan bir noktadır. Bu nokta aynı zamanda ağırlık merkeziydi. Yani burası 3, 3. E burası 3 köküç olacak. Hocam burası köküç. E, o zaman burası da ne olacak arkadaşlar? Çünkü niye? 60, 60 olduğundan dolayı burası da 30 oldu ya. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 köküç olacak. E hocam burası 3 köküç ise 1'e 2 oran olduğundan dolayı 3 ise 2 köküç olacaktır burası. E o zaman olay bitti. Büyüğün yarı çapını 2 kök 3. küçüğün kök 3 bulduk. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Pi 2 kök 3'ün karesi çarpı yükseklikten neyi çıkartacağız? Halkanın alanını bulup da direkt oradan da yapabilirdik ama. Neyse ben büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkartayım. Pi kök 3'ün karesi çarpı yüksekliği çıkartacağız arkadaşlar. Burası 12 çarpı 6 72. 72 pi eksi. Burası da 3 18 yaptı. 18 pi'yi çıkartacağız. 72'den 18 pi çıkınca ne kalıyor arkadaşlar? 54 kalıyor. Cevabımız böylelikle 54 pi yaptı arkadaşlar. Yani cevap akçay oldu. ABCDEF çok yeni. BC etrafında 360 derece döndürülüyor. Arkadaşlar BC etrafında 360 derece döndürülüyorsa sen şeklin BC'ye göre simetriğini alacaksın. Hadi bakalım BC'ye göre simetriğini alalım. Hocam şu bir birim bir birim. Sonra bir birim yukarı. Sonra şu. Sonra şu. Sonra şu simetriğini aldık mı? Aldık. İşte simetri olan şekil bu. İçini de doldurmayı da unutma dostum. Tamam mı? Evet burayı doldurduk arkadaşlar. Böyle simetriğini aldık. Şimdi bu döndürme sorularında ne yapıyoruz? Dikey. Dikey doğru boyunca döndüreceksin. Dikey bu doğru bu boyunca döndürürsen yuvarlaklar yatay olacak değil mi? Sivri yerlere yuvarlak koyacaksın sadece. Hocam burada sivri burada sivri var. E, simetri ekseni boyunca olan karşılıklı yerlere bir yuvarlak koyacaksın. Böyle koydun. Hocam burada da koydun. Aa, küçük bir silindir oldu ama burası boş. Hocam bir de burada hop bunun simetriği burası oldu. Büyükte şöyle oldu. Onu siyahla göstereyim isterseniz. Hop şöyle. E hocam burası da zaten hop böyle. E dolu olan kısım ne oldu arkadaşlar? Büyük dolu içinde de, de oymuşlar arkadaşlar. Olay bitti. Büyüğün yarıçapı kaç? Bir burada 2 burada 3 birim burası arkadaşlar. Küçüğün yarı çapı da zaten bir. Büyüğün yüksekliği verilmiş mi arkadaşlar? bir birim 2 birim burada 3 birim. Büyüğün hacminden bak içi boş olan kısım şurası değil mi arkadaşlar? Şurayı çıkartacağız. Oluşan cismin hacmi isteniyor. Pi 3'ün karesi çarpı 3 eksi küçüğün hacmi. Pi 1'in karesi çarpı 1'i çıkartacağız. 27'den 1 çıktı 26. Yani cevabımız 26 pi çıkar arkadaşlar. Yani böylelikle cevap denizli oldu. Birinci şekilde taban yarı çapı 6 cm olan dik silindir içinde bir miktar su vardır. Bu dik, bu silindir ikinci şekildeki gibi taban düzlemiyle 60 derecelik. Arkadaşlar Zeminle su her zaman nedir? Birbirine paraleldir. Su arkadaşlar şurası zeminde arkadaşlar burası. Zeminle su her zaman birbirine paralelse çünkü suyu nasıl tutarsanız tutun paralel olacak. Şurada kaç kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. E hocam 60 dereceyi görünce burada bir üçgen lazım olacak bize. Buraya da kaç derece kaldı? 30. Hatta burası 90. Burası kaç yaptı? 60 yaptı. Taban yarıçapı kaçtı bunun? 6 6'ydı. Taban yarıçapı 6'ysa Hocam burası 6 burası 6 hop toplamda 12 yaptı. Ha, burada güzel bir şey geldi. 60'ın karşısı on, on, 12 ise 30'un karşısı 12 bölü kök 3. 12'yi kök 3'e bölersem kök 3 ile çarptığınız zaman 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3 yapar burası. Evet burayı 4 kök 3 bulduk. Şimdi bize diyor ki bu silindir ikinci şekildeki gibi taban düzlemini 60 derece açı yapacak şekilde eğildiğinde su boşalmaya başladığına göre tam burada su boşalmaya başlıyormuş arkadaşlar. Daha boşalmamış ama. Silindirin boş kısmının hacmi kaç pi'dir? Pi santimetre küptür diye soruluyor. E, boş kısmı. Silindirin boş kısmı. İşte burası soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız? E, biraz e, bu testte de karşılaşmıştık. Böyle bir şey görünce arkadaşlar silindir yapacağız. Şu silindiri yapacak olursak. Aa hocam üstteki silindire sadece buraya bakın. Hocam bu silindirde ne var burada? Yarısı dolu yarısı boş değil mi? Bakın yarısı dolu diğer yarısı da boş. Çünkü bu kesit tam yarı yarıya ayırdı. O zaman sen buradaki silindirin boşluğunu bulurken buradaki silindirin yüksekliği 4 köküç olan silindirin nesidir? Yarısıdır arkadaşlar burası. Yarı çapı kaç bunun altı? O zaman yarı çapı pi altının karesi çarpı yükseklik 4 köküç. Bana şuranın hacmini verir ama yarısı dolu yarısı boş. Boş olan kısım isteniyor bizden. O zaman bölü 2 deriz yarısını buluruz arkadaşlar. Şununla şu sadeleşirse 2 36 ile 2 çarpı 72 yaptı. Cevabımız 72 kök 3 pi yapar arkadaşlar. Bizden de kaç pi santimetredir diye soruluyor. Cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Silindir biçimindeki eş 2 peynir kalıbından biri şekil 1'deki gibi diğeri ise şekil 2'deki gibi düşey olarak ve kalıplar iki eş parçaya bölünecek biçimde bıçakla kesiliyor. Evet şöyle bir kesim olmuş. Burada da böyle bir kesim olmuş arkadaşlar. Şekil 1'deki dikdörtgen biçimindeki kesit alanının şekil 2'deki daire şeklindeki kesit alanının oranı 14 bölü 3 pi. Arkadaşlar tam böyle eşit iki şekilde ayıracaksa hocam şu tam merkezden geçmek zorunda değil mi? Evet. R, R. Bu kesit ne yapıyor? Bir dikdörtgen mi yapıyor? Aynen öyle. Burası da yükseklik mi? Evet. Hatta burası da aynı şekilde tam eşit iki şekilde bölecekse arkadaşlar bunun yarı çapı R, R. E, şu kesitte bir daire oluştu. E, burası da yükseklik kaçsa tam böyle eşit böleceği için burası H bölü 2 burası da H bölü 2 olacak mı? Olacak. Şimdi diyor ki şekil 2'deki daire şeklinde kesit alanının alanına oranı. E şekil 1'deki dikdörtgenin alanı 2R çarpı H değil mi? Hemen yazalım. 2R çarpı H'ı şeye böldüğümüzde şu dairenin alanına böldüğümüzde pi R kare 2 R kareye böldüğümüzde bu kaça eşitmiş? 14 bölü 3 pi'ye eşitmiş. Pi'ler ay mı? Nanay. Ondan sonra başka bir şey vermiş mi? Burada yarı falan vermiş mi? Yok vermemiş. E buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şunlar da gitti. Şu 2 de 14 sadeleşti 7 kaldı. H bölü R buradan kaç yaptı? 7 bölü 3 yaptı. Zaten bizden peynir kalıbının yüksekliği yarıçapının kaç katıdır diye soruluyor. H'ı yalnız bırakacak olursak 7R bölü 3 mi yaptı? Evet H R'nin 7 bölü 3 katı olmuş oluyor. Cevabımız da böylelikle C -han oldu arkadaşlar. Şekil 1'de taban yarıçapı 4, yüksekliği 12 cm olan dik silindirden tabana dik AD ve BC doğruları boyunca kesilerek 24 pi santimetre karelik bir şerit çıkarıldıktan sonra arkadaşlar normalde bu yan yüzeyden şöyle bir şerit çıkartılıyor değil mi? O zaman bunun açılış hali nedir? Normalde açılışı şu şekilde küçüğünü çizeyim isterseniz şuraya. Şu şekilde olmak zorunda 2 pi r'si bu kadar olacak. Burası da yüksekliği kadar olacak. 2 pi r dediğimiz burası kaç yaptı? 4 kere 2 8 yaptı arkadaşlar. Bakın 8. Burası 8 pi'lik kısım yaptı. Sen buradan 24 pi'lik alanı çıkartacakmışsın. 24 pi'lik alanı çıkarttığın zaman hocam şöyle bir kesit, kesit keseceksin. Yan yüzeyden bu kadarlık bir kesit keseceksin. Şunu kestiğin zaman 24 pi'lik kesiti çıkartırken yani buranın 12 ile niye çarparsan 24 pi yapar? 2 pi'lik kısmını çıkarttığın zaman. O zaman buraya 6 pi mi kaldı? Evet. İşte bu 6 pi ile de yeniden bir silindir oluştur oluşturacakmışız herhalde. Çıkartılarak şekil 2 oluşturuluyor. Evet. Çıkarttım C ile D'yi yapıştıracağım. Sonra burası 6 pi olduğunda. Yani şuradaki silindirin yarıçapına r dedik diyecek olursak. Bunun da açtığımızda burası 2 pi kadar olacaktı. Yani burası 6 pi kadar mı olacakmış arkadaşlar? Şu 2 pi'lik. Yani 12, 24 pi alanlık kısmı çıkarttığım zaman. Şu 24 pi alanlık kısmı. Burası 2 pi yaptı. 2 pi'lik kısmı çıkartınca 6 pi kaldı burası. 6 pi yüksekliğinde herhangi bir değişim var mı? Yok. İşte bu 2 pi ile 6 pi olduğunda burasının yarıçapı kaç oluyor? 2 pi ile 6 pi ise R'yi buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Yeni silindirdeki yarıçapımız 3 oluyor. Bu silindirin hacmi kaçtır diye soruluyor. O silindirin hacmi de taban alanı pi r kare çarpı h. Yüksekliğimiz hala daha 12 olduğundan dolayı evet yeni hacimimiz bu yapacaktır arkadaşlar. Pi çarpı 9 çarpı 12 yaptı. O da 108 pi yapıyor galiba. Evet cevabımız böylelikle 108 pi yaptı. Güzel bir soru arkadaşlar. Cevap böylelikle akçay oldu. Şekildeki küpte LE yarıçaplı KE yayı. Evet LE yarıçaplı KE yayı. Bu bir küp. Arkadaşlar küpün bir kenarına A dersem LE yarıçaplı bir çember yayı çizildiğinde şurada çeyrek daire oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani burası bir çeyrek silindir oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Sonra ne yapmışız burada arkadaşlar? KL çaplı yarım çember. KL çaplı yarım çemberde. Bu da silindirin yarısı kadar mı oluyor arkadaşlar? Ama yarı çapı ne olan? Şuraya A diyecek olursak bir kenarı 2 A olmuş oluyor. Yarı çapı A olan bir silindirin yarısıyla. Yarı çapı 2 A olan çeyrek silindir var burada arkadaşlar. Küpün bir kenarı 2 birim olduğuna göre. E, kübün bir kenarı 2 birimse bunlar 1 bir 1 yaptı. Burası da iki yaptı arkadaşım. Silindirik cismin hacmi kaçtır diye soruluyor. İşte şuradaki cismin hacmi nedir diye soruluyor. O da taban alan çarpı yüksekliğimdir. Taban alanı dediğimiz burası. Yüksek dediğimizde kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Ben bu taban alanını bulurken ne yapacağım? Şu taban alanını şey yaparım. E, çeyrek dairenin alanından yarım dairenin alanını çıkartacağım. Sonuçta bu bir silindir. Silindirik bir şekil ama sonuçta bu bir nedir? Prizmadır. Çünkü tabanı ve görüyorsunuz tavanı tabanı ve tavanı aynı. Tabanı ve tavanı aynı olan her şekil bir prizmadır. E prizma olan şekillerin hacmi de neydi? Taban alanı. Yani şuradaki alan ya da şuradaki alan çarpı yüksekliktir. O da çeyrek dairenin alanından pi r kare bölü 4'ten yarım dairenin alanı çıkartacaksın. Yarı çapı 1 olanın 1 olan yarım dairenin alanı çıkartacaksın. Bir de çarpı ne diyeceksin burada? çarpı yükseklik diyeceksin. Şunlar gitti. Pi yaptı burası. Pi eksi. burası da pi bölü 2 yaptı. E o zaman burası çarpı x de var. Çarpı 2 diyeceğiz. Burası pi eksi pi bölü 2. Pi bölü 2 yaptı. Çarpı 2'den bölü 2'ler şu ikiler sadeleşince o zaman cevabımız ne yaptı arkadaşım? Ceyhan yaptı. Evet. Yani pi yaptı arkadaşlar. Yukarıda üst tabanı yarım silindir şeklinde olan Seranın A noktasında bulunan bir karınca yüzeyler üzerinden C'ye geldiğinde aldığı en kısa yol nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Hangi yüzeyleri kullanıyorsa ilk o yüzeyi çiziyoruz. Bak ilk bu yüzeyi çizdim. Bakın gençler ilk yüzeyimiz bu yüzey. Bu yüzeyden gidiyor bu yüzeyi çizdim. Kaç? 15'e 8'lik bir dikdörtgen. Yaz buraya 15'e 8. Sonra yarım silindirin yan yüzeyini kullanıyor. Ee, silindirin yan yüzeyi aslında nedir arkadaşlar? Budur. Yani 2 pi r kadardır. Yüksekliği de h'tır değil mi? 2 pi r. 2 pi r dediğimiz ne arkadaşlar? Şu yarı çap şöyle olacak. Ee, ben bunu açarken şöyle mi açsaydım? Yüksekliği şurada ya arkadaşlar. Yüksekliğini buraya koyayım. H. Burası da 2 pi kadar olsun arkadaşlar. Şuna göre açayım. Silindir böyle yan yatık verilmiş ya. Yan yatık açayım ki daha e, şey olsun. Sıkıntı olmasın. H dediğimiz kaç? 15. E, burası da 2 pi r. R dediğimiz kaç? 8 bölü pi yani burası 4 pi yani bu da 2 pi r 4 bölü pi deyince pi'ler gitti 8 yaptı o zaman burası 8 birim yaptı arkadaşlar yani 15'e 8'lik bir dikdörtgen kadar mı gidecek hayır bunun yarısı kadar gidecek ya, yan yüzeyin yarısı arkadaşlar bakın burası dikkat edin yarım silindiri açacağız ya o zaman yan yüzeyin yarısı yükseklik aynı kalıyor e burası 8 8'ken burası kaç olacak arkadaşlar 4 birim 4 birimlik yere ayıracağız o zaman açtığımız kısım dörtlük kısım olacak arkadaşlar. Böyle yüksekliği 15 olan kısım. Son arkada yine kaça kaçlık dikdörtgen var? 15'e 8'lik dikdörtgen var. 15'e 8'lik dikdörtgen açacağım. Bu köşeden C köşesine geliyor. Bu köşeden buraya gelecek. Ve burası da 8'e 15'lik bir dikdörtgen de arkadaşlar. Yani şuradan şuraya gelecek. Arkadaşlar burası 15 mi? 15. Burası kaç? 20 mi? 20. 15-20 ne üçgeni? 25 üçgeninden bu uzunlukta 25 çıkar. Güzel bir soru. Buna dikkat edin arkadaşlar. Tam açtığımızda yani burası 8'e 15'lik bir dikdörtgen ama yarım silindirin yan yüzeyini açacağımız için şu kadarlık dikdörtgeni geldim. Şuraya koydum arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Evet cevabımız böylelikle C-Han çıktı.